Açık Oturum'un 447. bölümünden merhaba. Gündemimizde Sinan Ateş davası var. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çukurambar semtinde 5 kurşunla öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması hepimizin bildiği gibi pazartesi günü başladı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor dava. Bugün 4. celsesi yapılıyor ve bugün ifade veren arasında müşteki sıfatıyla Ayşe Ateş de vardı. Davayı başından bu yana başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalif kesimden siyasetçiler yakından takip ediyorlar. Milletvekilleri yakından takip ediyorlar. Ve yargılanan 22 sanığın ve avukatlarının savunmaları sona ermişti. 3 günün sonunda gelinen noktada ortaya nasıl bir tablo çıktı? Şöyle bir fotoğraf var. Sinan Ateş cinayeti siyasi değil, hatta adi bir vaka. Görünen o ki. Ülke ocaklarıyla da uzaktan yakından ilgisi yok. İş alacak verecek meselesinden ibaret. Verilen ifadelerde çıkan tablo böyle. Ortada cinayet anı ile ilgili görüntüler olmasına rağmen öldürmek gibi bir amaçların olmadığını söyledi sanıklar ve Sinan Ateş'in ayaklarını hedef aldıklarını söylediler. Suçlamaları reddettiler. Dosyanın eski savcılarının manipülasyonlarıyla tutuklandıklarını iddia ettiler. Evet, böyle bir günün sonunda ağız birliği yapmışçasına savcılıkta verdikleri ifadelerin aksine yeni bir tablo çıkardılar ortaya. Hakim karşısına da bu tabloyla çıktılar. Doğukan Çep'in de aralarında bulunduğu bazı sanıkların mahkeme salonundaki lakayt tutumları gerek aileye gerek salondaki gazetecilere ve siyasetçilere yönelik gayri ciddi davranışları da ibret verici gözlerle izlendi duruşmayı yakından takip edenlerce. Şimdi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili davayı ve olayı eline boyuna masaya yatırmaya çalışacağız bu açık oturumda. Konuklarımı tanıtarak başlamak istiyorum. Ayşe Çavdar aramızda olacak. Alaaddin Aldemir eski Ülke Ocakları Başkanı. Sibel Su İçmez CHP milletvekili ve aynı zamanda avukat, hukukçu kimliğiyle de davayı yakından izliyor ilk günden bu yana. Ve yine ilk günden bu yana davanın her anını, her aşamasını hem izleyip hem de medyaskop izleyicileriyle an be an paylaşan Mahir Bağış karşımızda. Mahir, istersen seninle başlayalım. Her anını izledin ve bizi tüm ifadelerden, tüm gelişmelerden an be an haberdar ettin. Bizler de medyaskop izleyicileri de senden öğrendik oradaki bütün gelişmeleri. Şimdi sen tek tek kimin ne ifade verdiğini hep aktardın ama şimdi genel bir tablo, bugün 4. gününde sonuna geldik. Genel bir tablo çizmeye kalkarsan bu davaya ilişkin neler söylersin? Göksel Göksu, bu davaya ilişkin geç gelinmiş ama gelmeyecek de bir adalet diye bir yorum yapmak mümkün. Şöyle hemen kısaca tarif ederim. 19 ay önce Ankara'da sokak ortasında öldürülen Sinan Ateş'in davası ancak 19 ay sonra başladı. Ve dava içerisinde bambaşka bir tablo görüyoruz. Neye göre başka bir tablo görüyoruz? 18 ay önce, 17 ay önce sanıkların verdiği ifadelerle bugün verilen ifadelerin bambaşka bir hale dönüştüğünü görüyoruz. Biz ilk önce tetikçi Eray Özyağcı tutuklandığında verdiği ifadede Sinan Ateş'le bir husumeti olduğunu söylemişti. Gidip kimseye de haber vermeden Sinan Ateş'i ayaklarına vurduğunu iddia etmişti. Oysa ki ilk duruşmada ilk konuşan sanık da Eray Özyağcı'ydı. Eray Özyağcı şunu söyledi. Doğukan abimin alacak verecek meselesi olduğu için Doğukan abisi de bu arada azmettirici olarak yargılanan Doğukan Çep. Alacak verecek meselesi olduğu için gidip Sinan Ateş'i bacaklarından vurup sadece yaralayıp öldürmek istemedim. Öldüren de bir iddiada haklı. Yanında bulunanlardan biri Selman Bozkurt dedi. Diğer olay ise yine 18 ay önce verdiği ifadelerde olayla hiçbir ilişkisi olmadığını, tetikçi Özyağcı'nın kendisinden sadece bir araç istediğini, talep ettiğini söyleyen Doğukan Çep, her şey üstüne alındı. Bu olayın bütün azmettiricisi benimdir dedi. Alacak verecek meselesi diye bir şey tarif etti. Sinan Ateş'le Cuma namazında tanıştığını ve Cuma namazında tanıştıktan sonra da çeşitli davaların olduğunu, bunu da Sinan Ateş'e çözebilir misin diye sorduğunu, Sinan Ateş'le 1 milyon karşılığında bunu çözebileceğini iddia ettiğini
ve karşılığında 600 bin lira verdiğini Doğukan Çep'in. Bu 600 bin lira sonrası Sinan Seçim telefonlarına çıkmayınca Doğukan Çep buna sinirlenip vurmaya karar vermiş. Anlattığı ifadelere göre. Yani adil suça indirgenmiş durumda. Alacak verecek davasına indirgenmiş durumda. Tabii ki. Böyle bir değişen bir kurgu, değişen bir tablo var. Bunu sadece sanıklar yapmıyor. Çünkü bu sanıkların birbirine görüşmesi yasak. Bildiğimiz bildiğimiz kadarıyla dava süreci boyunca ifadeler alınana kadar cezaevlerinde bulunuyorken bu sanıkların birbirleriyle görüşmeleri yasak. Ama o kadar iyi bir dil birliği kurdular ki bunun da işareti şuraya çıkıyor. Avukatlar aracılığıyla bir dil birliğinin inşa edildiği ortaya çıkıyor aslında baktığımızda. Özellikle de avukat ifadelerinde de hem öz yağcının hem Çep'in avukatlarının ifadelerinde de aynı dil birliğinin olduğunu görüyoruz. Öldürme kastı yok, sadece yaralama. Çep azmettirici, ortada alacak verecek meselesi var. Çok büyük iddiada katil Selman Bozkurt. Böyle bir özetten bahsediliyor. Davanın aslında süreci, seyri bundan ibaret. 18 ay önce konuşulmayan şeyler bir gecede inşa edilmiş gibi 1 Temmuz sabahı duruşma salonunda teker teker dile getirildi. Bu da açıkçası hani hem müşteki avukatları, hem basın mensupları, hem siyasiler şaşkınlıkla izlemeye devam ediyorum süreci. Peki Mahir, senle devam edeceğiz. Çünkü bütün bu söylediğin tabloyu aynı zamanda bugün Ayşe Ateş de müşteki sıfatıyla verdiği ifadede tiyatro nitelemesi yaptı. Onu ayrı bir başlıkta irdeleyeceğiz ve ben hemen Sibel Suiçmez'e dönmek istiyorum. Ama dönerken son bir gelişme var davaya ilişkin. Alican Uludağ imzası taşıyan bir gelişme bu. O da şu, Sinan Ateş soruşturmasında görev alan polis şefi Kerem Öner, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Neden bulundu? Tolgahan Demirbaş'ın kendisinin başında bulunduğu polis ekibi tarafından MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltında alındığını ve sahte tutanak hazırlayan polislerle ilgili de yargılama talep ettiğini belirten bir suç duyurusunda bulundu. Sinan Ateş soruşturmasında görev alan polis şefi Kerem Öner. Şimdi size şu yanıyla gelmek istiyorum Sibel Suçmez. Biliyoruz ki 17 kişinin dosyası ayrılmıştı. 22 kişi yargılanıyor şu anda. O 17 kişi arasında milletvekili, Mersin MHP eski milletvekili ve eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'un da adı var. Ve şimdi Olcay Kılavuz'un evinde Tolgahan Demirbaş'ın yakalandığına dair de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılmış bir suç duyurusu var. Bu bilgi ışığında da sizden ilk günden beri duruşmayı izliyorsunuz, mahkemeyi izliyorsunuz. Sizin gözlemlerinizi alabilir miyiz? Nedir orada? Neler yapılıyor şu anda? Tabii ben avukat olarak öncelikle sanıkların dil birliğini sağlama sürecinde avukatların rolü var dedim ayrı ama buna bir çekince koyarak başlayayım. Şöyle bir şey var. Hepimiz aynı hissi taşıdık ama tabii konuşmayacağın zorda olmayınca bu hissettiğimiz yargılama boyundaki bu hissi bugün müştekiler henüz katılma talepleri kabul etmeden beyanlarını da alıyor. Müştekiler dile getirdiler. Hem Ayşe Hanım, hem Saniye Hanım annesi, hem de kız kardeşleri, ablaları. Abla Selma. Evet, ablaları sadece tek değil, ikisi birden çok açık bir şekilde burada bir tiyatronun oynatıldığını ve neredeyse Sinan Ateş'in kendisinin firalık katil tutup kendisini öldürttüğünü, diğerleri suçlamak için de bunu yaptırdığını burada bize söylemek istiyorlar, izletmek istiyorlar dediler. Dolayısıyla bize geçen his gerçek olmayan bir şekilde yargılamanın yönlendirilmeye çalışıldığı, aslında gerçeğin başka bir şey olduğu ama tabii ki savunma hakkı da saldırımızı kabul ederek söylüyoruz. Tanıkların ise davayı başka bir yöne yönlendirmeye çalışma çabaları var. Şimdi burada ilginç olan bir şey, az önce müşteki vekilleri de beyanda bulunuyorlardı.
Sanık vekilleri, müşteki vekilleri burada karşı karşıya gelmiş durumdalar. Hangi konuda? Türkiye'de karşı karşıya geldiler ama dosyadaki delillerin nitelendirmesinde karşı karşıya geldi. Sanık müdafileri bazı şeyleri açıklarken, yani dosyaya hakim olmayan kişiler dinlediği zaman tamamen yanılgıya düşecek şekilde beyanda bulundular. Otopsi raporunun yeterli olmadığından bahsettiler. HTS kayıtlarının doğru tutulmadığını, yeterli tutulmadığını, buna ilişkin raporların yönlendirme sonucu olduğundan bahsettiler. Az önce biz bu programa katılmak için çıkmadan önce orada müstakil vekili tam da hani sanık vekillerinin aslında toplanan delillere itibar edilmemesi konusunda ortaya koydukları tutumlara cevap verdiler. Dediler ki bunlarda otopsilerde bir problem yok, HTS kayıtlarının incelenmesinde bir problem yok, balistik raporların incelenmesi sonucunda gelen raporda da bir kağıtlığın olmadığını, bir çelişkinin olmadığını, Sinan Ateş'in ucuna da 5 kurşun girdiğini, bunları açık açık ifade ettiler. Pardon, sözünüzü keseceğim arada. Ben arkadaşlarımdan aynı zamanda o vurulma anına ait görüntüleri de ekrana getirmelerini isteyeceğim. Şimdi çok somut bir görüntü var elimizde. Bu fotoğrafa bakıldığı zaman bakın hemen arka tarafta kırmızıyla elin işareti altına alınmış bir silah görüyorsunuz. Bu tetikçinin tam da Sinan Ateş'in karşısından ateş ettiğini gösteren bir görüntü ve devamında da bu görünüyor. Şimdi o ateş edilen silah ortada yok ve bu kadar net bir görüntü var. Ortada bilirkişi raporları var. Yapılmış bütün araştırmalar var ve oradaki mahkemede de sunulan sadece beyandan ibaret. Bir hukukçu olarak siz bu iki tabloyu hukuken nasıl yan yana koyabiliyorsunuz? Şunu söyleyeyim, baştan beri gelinen aşama itibariyle toplanan delillere itibar edilmemesi gerektiğini, bir elin bu dosyayı farklı bir yöne çekmeye çalıştığını sanık vekilleri, müdafileri üstüne basa basa söylüyorlar. Ve müşteki vekillerinin de daha sonra yaptığı beyanlardan anlaşılıyor ki bu öyle basit bir yanlış anlamayla yapılan bir şey değil. Çünkü onların okuduğu belgelere göre sanık müdafilerin söylediği hususlar gerçek değil. Balistik raporunda bir problem yok. Hani eksiklik belki olabilir ama bir yanlışlık yok. Otopsi raporunda bir yanlışlık yok. ETS kayıtlarında bir yanlışlık yok. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi öyle bir hale getirmeye çalışıyorlar ki dosyayı, bir bu sıradan alacak verecek işi, bu kadar millette bir araya gelmiş, basit bir alacak verecek işi için 22 kişi bir araya gelmiş ve böyle bir eylem içerisinde bulunmuş. Yani bunun arkasında başka bir gücün olmadığını sürekli olarak ima ediyorlar. Bunun arkasında bir siyasi yapının olmadığını iddia ediyorlar ve bunun üzerine aslında en iyi savunma saldırmadır diyerek sanık müdafileri bu yönde bir savunma yaptılar şu dakikaya kadar. Ve aynı zamanda aileye, oradaki basın mensuplarına, şimdi olayı yakından takip edenlere de bir taciz var. Evet, tabii yani bir saldırı niteliğinde olaylar da oluyorlar. Hatta bunu hem kardeşi hem de annesi dedi ki hala bizle bu sanıklar göz irtibatı kurup tehdit boyutunda başlarını sallayabiliyorlarsa bu onların gücünden değildir, bu dışarıda olanların gücünden dolayıdır dedi. Şimdi şu, herkes o salonda bulunan herkes ve özellikle de tabii aile diyor ki burada yargılananlar piyonlar, ne derse de desinler. Bunların bir anlamı yok. Biz yargılamanın içine esas azmettirenlerin, esas katillerin alınmasını istiyoruz diyorlar. Bu doğrultuda da
çıkmadan önce konuşan Ayşe Hanım bugün tabii çok güzel bir şekilde belirtti. Siz de söylediniz. Esas yargılanması gereken 17 kişi bu dosyadan ayrı bir dosya üzerinden yargılaması yapılıyor. Şimdi hem Ayşe Hanım hem de çok isabetli olarak hem de müşteki vekili dedi ki bu dosya nasıl oluyor da bunun haricinde tutuluyor? Yani motosikleti satan, otel odasını otelci, satıcı bu dosya içerisinde yargılanırken bu dosyada baştan beri ismi geçen şahıslar, yani esas düğmeye basanlar, esas ipi çekenler, esas kalemi kıranlar bu dosyanın nasıl dışında tutulur ve gizlilik kararıyla diğer dosya üzerinde yargılamaya devam edilir. Bu nedenle de birleştirme talebinde bulundular. Şimdi müşteki vekilleri son beyanlarda bulunuyorlardı. Belki 5-10 dakika içerisinde tabii bu talepler konusunda mahkeme başkanı da karar verecek. Ama şunu söylemek gerekirse, eğer burada vicdanları kanatmayacak bir sonuç çıkması isteniyorsa, bu milletin adalete duyduğu güvenin yükselmesini isteniyorsa ve başka Sinan Ateş cinayetlerinin işlenmemesi isteniyorsa, bu cezasızlık politikasından mahkemeler ve siyasi iktidar vazgeçmeli ve gerçeğin bulunması, yani bizim ceza hukuku da Türkiye sisteminde aradığımız maddi gerçeğe ulaştırılması için 17 tanıklı diğer dosyanın bu dosyayla birleştirilerek gizlilik kararının bir an önce kaldırılması gerekiyor. Çok açık bir biçimde müşteki vekilleri dediler ki bizim bilgiye, belgeye erişimimiz engelleniyor diğer dosya üzerinden. Dolayısıyla burada bir sağlıklı yargılama, adil bir yargılanma yapılması mümkün değil. Çünkü görevimizi bilgi eksikliğinden yerine getirmemiz mümkün olmuyor. İşte burada önemli olan biraz sonra mahkemenin vereceği karardır. Mahkeme bu suçun adi bir suç olarak devam edip etmemesi konusunda biraz sonra karar verir. Eğer o dosyayla birlikte birleştirilmesi yönünde bir karar oluşturursa, demek ki daha geniş katılımlı, herkesin hani o arkasında kimler vardır dediklerini de içine alacak bir yargılama olacak. Bugünün bir özelliği de gerek Ayşe Hanım, gerek diğer aile bireyleri isimleri açık açık bugün mahkeme salonunda bu olayın ardında şu isimli siyasiler vardır. Bu siyasilerin de yargılanmasını istiyoruz diyerek bugün ilk kez bu kadar açık bir şekilde siyasi kişilerin adlarını da verdiler. Dolayısıyla bugün beklentimiz adil bir yargılanma için soruşturmanın yargılamanın genişletilerek diğer dosyanın da içine alacak şekilde yargılamanın devam etmesi. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Zamanınızın dar olduğunu, ben teşekkür ediyorum. Kısa zamanda bize katıldığınızı biliyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili Sibel Su İçmez, sizinle vedalaşıyoruz. Ben Sayın Alaaddin Aldemir'e dönmek istiyorum şimdi. Alaaddin Bey, aynı zamanda eski Ülke Ocakları Başkanısınız. O gözden, pencerenin o tarafından baktığınız zaman siz bu davada ne görüyorsunuz? Ya şimdi ben lise yıllarımda bir fotoğrafçının yanında çıraklık yapmıştım. Orada bir karanlık oda vardı. Fotoğrafları tab etmek için önce film alınırdı. İşte tersinden DIA falan adlandırılan şeyde. Bir de makinede netlik ayarı yapılırdı. Burada öyle bir fotoğraf ortaya konmak istiyor ki olabildiğince net olmayan bir fotoğraf ortaya çıksın. Yani buradaki şey, buradaki tüm gayret o netliği ortadan kaldırmak. Fotoğraftaki netliği ortadan kaldırmaya yönelik gayretler görüyoruz yani. Hem avukatlardan hem siyasi baskılardan hem belli medya gruplarından onu görüyorum yani. Umarım mahkeme heyeti bu flu fotoğrafın çerçevesi olmaz. Netleştirin getirin önümüze der ya.
Siz şimdi şeye baktığınız zaman fotoğrafın netleşmesinin önündeki önemli faktörlerden biri de iddiaya doğrultusunda söylüyorum. 17 kişinin dosyasının ayrılmış olması. Yayına başlarken de son gelişmeyi aktarmıştım size. Evet. Bu Olcay Kılavuz'un evinde Tolga Demirbaş'ın yakalanması. Dolayısıyla şimdi birbirinden ayrı gibi görülen ama aynı zamanda aslında davanın dışına atılmış gibi görünen 17 kişi bir yerde duruyor ve onlardan biri de Olcay Kılavuz. Baktığınız zaman buradaki isimler arasında Ahmet Yiğit Yıldırım var, Ülke Ocakları Genel Başkanı, dosyası ayrılanlardan biri. Yine Ülke Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı var, dikkat çeken isimler. Keza Olcay Kılavuz var. Şimdi bu isimler bakıldığı zaman dışarıdan hukuk bilmeyen bir göz bile şunu net bir şekilde söyler ki MHP ile ilişkilendirilebilecek isimlerin dosyası bir kenara ayrılmış. Tetikçi var orada, adi suç işlediğini söyleyen biri var, motosiklet kullanan biri var, 22 kişi var orada ama bunlar üzerinden MHP ile bir bağ kurmak mümkün değil. Siz şimdi bu pencereden baktığınızda ne görüyorsunuz? Ya şimdi birçok insan konunun etrafında geziyor. Ben şu soruyu soruyorum. Sayın Bahçeli bir salı konuşmasında bu iddianame hemen kabul edilsin dedi. Neden dedim? Niye müdahil oldu? Neden dedi? Ve o günde işte bu soruya cevap bulmam lazım. Bu soruyu kendisinin cevap vermesi lazım. Çok açık bunlar. Yani. Ve Devlet Bey'i bu işe zorlayan ne? Kimler yanındaki? Şimdi yani mahkeme daha bugün başladı. 3 gün boyunca o güruhun şovuna şahit oldu. Tehditlerine şahit oldu. Hani geleceğe dair işte biz dışarıya çıkarız, büyük mafya oluruz, yatırımına şahit olduk. Yani gözlemim bu. Ama burada teslim olmayan Özgür Medya, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, destek her siyasi görüşten destek veren genel başkanlara, yardımcılara, milletvekillerine sonsuz şükranlarımı sunarım. Yani bir de burada 3 veya 4 yaralı kadın, cesur ve yaralı kadınmış. Bu çok önemli. Ve bunlara geri adım attıramadılar. Her şeye rağmen geri adım attıramadılar. Her türlü tehdide, baskıya, acıya yani rağmen bu tarihe geçecek bir mücadele veriyorlar, açık söyleyeyim. Siz bu fotoğrafa baktığınız zaman Alaaddin Bey, bu devlet, mafya, siyaset üçgeniyle ilgili bir ilişki görüyor musunuz? Ya görmemek mümkün mü? Şimdi sizin son şey yaptığınız diyor ki, ne diyor işte polis şefi Tolga Hanım'ı Olcay Kılavuz'un evinde yakaladık diyor. Bu mahkemedeki gösterilen iddianamedeki tutanak sahte diyor. Bu devletin içindeki şerefli memurlar var. Bu şerefli memurlar da bu işi karartmamaya çalışıyor. Bizi umutlandıran bunlar zaten. Cesurca konuşanlar, cesur yürekli davrananlar ve adalet duygusuyla davrananlar yani. İntikam duygusuyla değil. Şimdi diyoruz yani şu, gölge etmeye çalışabilirler bakın yani hani gölge etme, başka ihsan istemem diyor ya İskender'e. Ama bunların gölgeleri bu olayın büyüklüğünü kapatamaz. Bunların oluşturmaya çalıştığı gölge, bunların cesametinin oluşturduğu gölge topluma mal olduğu için bu konu, bu olayı kapatmaya yetmez. Ve bu polis şefinin ifadesiyle zaten o karartılan alana doğru ışık hüzmeleri düşmeye başladı. Bakalım daha önümüzdeki günlerde neler çıkacak ortaya. Bakalım yani şimdi bunlar bir o karanlık odada bir fotoğraf basmışlar. İstedikleri şekli vermişler, dekupe vermişler. Yani arkadaki manzara yok, dekupe bir fotoğraf var. Yani ama manzara yavaş yavaş ortaya çıkacak. Peki ben yani şunu sormak istiyorum size. Ayşe Ateş daha önce bizim burada yayınımıza da katılmıştı. Orada da söyledi. Bugün dikkatimi çekti, mahkemede de söyledi. Ben Ülke Ocakları'na ya da MHP'yi değil buralara sızmış olanları hedef gösteriyorum dedi. Yani Ülke Ocakları'na ve MHP'ye sızılmış olmasından söz ediyor. Kim sızmış olabilir buralara? Ya buralara sızan işte bu uyuşturucu çetesi, tetikçi çetesi, motorize ekipler kurup suikastlar yapan ekipler, bunlarla irtibat kuran siyasi kimlikli insanlar. Sayın Bahçeli'ye de ben ilk günden bu yana söylüyorum ki 1,5 yıldır yani şimdi Bahçeli'nin dışında MHP seçmenine de, MHP'nin sempatizanlarına da, ülkücülere de söylüyorum. Ya bu kurumları MHP ve Ülke Ocakları'nı zan altından kurtarmak için bu insanları baskı yapın genel merkeze. Gidip ifade versin.
Biz ömrümüzü oralara vermiş insanlarız. Bakın yani bunların hayal etmeyecekleri çileler çektik biz oralara. Sayın Çavdar da belki bazı şeylere şahittir yani biz. Şimdi bunun için ya biz duygusal oluruz bu konularda. Yani şimdi onun için bunları bunlar ya neye benziyor biliyor musunuz? Yani bir örnek daha vereyim yani. Çok iyi saçlarını taramışlar, gözlükleri yerinde, takıları yerinde ama gömleğin altından fanelaları sarkıyor. Yani buradan kurtulamazlar. Buradan yani onun için burada Devlet Bey'in ciddi bir sorumluluğu var burada. Bu işte susmamalı, etrafındakileri dinlememeli ve hukuka teslim etmeli bunlar. Hukuka teslim olmalı eğer korkmuyorsanız. Neden baskı yapıyorsunuz? Bu iddianame neden kabul edilsin diyorsunuz? Neden müdahale ediyorsunuz? Etmeyin. Müdahale etmeyin, biz başka bir şey istemiyoruz. Sonra bu eğer siyasi bir yanı yoksa Büyük Ocakları eski genel başkanı rahmetli Sinan'ı vuranlar adli suç örgütü görünümünde. Peki siz neden Sinan Ateş'i savunmuyorsunuz? Neden ailesine sahip çıkmıyorsunuz? Neden başsağlığı dilemiyorsunuz? Yani bunların cevabını vermek zorunda. Şimdi sessiz kalan MHP'liler de, ülkücüler de, kanaat önderleri de. Tamam, çok takdir ettik, çok sevindik yani gidip orada mahkemede yer almalarını. Ama bir şey oluşturun kardeşim. Yani çıkın bir fikrinizi söyleyin. Ayşe Hanım kadar, rahmetlinin annesi kadar bir şey gösterin ya. Bir varlık gösterin. Neden susuyorsunuz? Bakın bu bir şiddet dalgasının sonucudur bak. 97 yıllarında başlayan, rahmetli Türkeş Bey'in kabristanında başlayan, Keçören'de yağmur düğün salonunda başlayan şiddet dalgasının yüzlerce olayın sonucudur bu. Yani şimdi o zaman bu güvenlik bürokrasisi ve hukuk tedbir almış olsaydı Sinan Ateş ölmezdi. Selçuk Özdağ'a saldırılmazdı. Afşin Hatipoğlu'na saldırılmazdı. Yavuz Selim Demirağ dayak yemezdi. Mehmet Gültekin dayak yemezdi. Bugün bunlar orada mahkeme salonunda bu grup medyayı ve rahmetlinin ailesini tehdit edemezdi. Ya birazcık cesur olun. Birazcık omurgalı olun ya. Bunu söylüyorum ben. Birazcık. Neden korkuyorsunuz? Ne yapacağız? Sonsuza kadar mı yaşayacağız? Kime bu çağrınız? Bu çağrım MHP'nin kanaat önderlerine, MHP'deki bir ülkücü hareketteki 80 öncesi, 80 sonrası, 90 sonrası, 2000 sonrası milletvekili, ocak başkanlığı yapmış, ilçe başkanlığı yapmış. Yani Türk Ocakları, Aydınlar Ocağı, Kamu Sen, herkese bu çağrı. Çok açık söylüyorum yani. Evet. Alaaddin Bey. Solun şu konuya gösterdiği, sol entelektüelin, sol aydınların gösterdiği şeyi ben isterim ki Türk Gün Gazetesi de göstersin. Bengü Türk TV'de göstersin. Neden göstermiyorsunuz? Sizi bağlayan ne? Bunu söylerken ben MHP ve Yük Ocakları'nı zemmetmiyorum. Eğer MHP ve Yük Ocakları'nı suçlayan, zan altında bırakan biri varsa sizlersiniz. Tekrar döneceğim Alaaddin Bey size ve Ayşe Çavdar. Şimdi tabloyu bilmiyorum yeterince ortaya koyabildik mi? Zaten sen de yakından izliyorsun biliyorum ama bir anda işte son derece 4 gündür sürmekte olan bir duruşmalar zinciri var. Orada ortaya çıkan fotoğrafı az çok çizmeye çalıştık. Ayşe Ateş ve Sinan Ateş'in ailesinin hakikaten yürek yakan görüntülerine Mahir de tanıklık etti. Bizlerin de tanıklık etmesini sağladı oradan an be an bildirerek annesi bayıldı, fenalık geçirdi. Ayşe Ateş hakikaten dimdik durarak öncesinde de bugün de duruşmada da ne söylenmesi gerekiyorsa söylüyor ama yapayalnız söylüyor bütün söylediklerini kendi açısından bakıldığında. Ama şimdi bir yandan da az önce sorduğum soru var, onunla gelmek istiyorum sana. Devlet, mafya, siyaset. Biz bu filmi daha önce gördük mü, ne diyorsun? Susurluk yaşandı bu ülkede. Orada biz nereye vardık da bu davada nereye varmayı bekliyoruz Ayşe? Ben izninle nasılsa bu kadar uzaktan bakmanın Kırgızistan'dan izliyorum çünkü mevzuyu. Bakmanın verdiği şeyle, cesaretle diyeyim, biraz da geriden alayım.
Alaaddin Bey yanlışım varsa düzeltsin ama Alparslan Türkeş döneminde ülke ocaklarıyla MHP bir ve aynı bedende iki kurum olarak düşünülmüyordu. Hatta doğrudur. Alparslan Türkeş'in bir şekilde iki sert, iki ağır eril yapının diyeyim birbirini denetleyebileceği şekilde onları birbirinden uzak tutmak gibi bir politikası vardı. Bu politika onun ölümüyle ve Devlet Bahçeli'nin seçilme süreci, seçildiği kongre süreciyle o işte silahların atıldığı sandalyelerin etrafta dolaştığı şeyle sona erdi. Sonra benim şu ara ironiyle güldüğüm bir konuşma var. Daha evvelden daha çok gülüyordum buna çünkü daha çok söyleniyordu. Bir akıfan var. Biz Devlet Bahçeli işte MHP tarafında olmayanlar, sağda olmayanlar diyeyim. Devlet Bahçeli'yi niye beğendik zamanında? Çünkü Gezi'de bile vardı Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları ve MHP değil mi? Niye sevdik? Çünkü Ülke Ocakları'nı şeyden çekti, sağdan çekti. Aslında yaptığı şey Devlet Bahçeli'nin ülke ocaklarını kendisine sadık bir yapıya dönüştürmek üzere ciddi tasfiyeler yapmaktı. Anladığım kadarıyla Sinan Ateş'e kadar da bu işi bir şekilde koparmış. Hani öyle görünüyor. Yani o işte bizim alandan çektiğini insanların düşündükleri vaziyet esasında kendisine sadık. Yani nasıl ki şöyle bir durum vardı. Ülke ocakları Alparslan Türkeş'e sadıktı. MHP ile arasında mesafe ve hatta çoğu zaman gerilim vardı. Yanlış mıyım Alaaddin? Doğru, çok doğru analiz. Şimdi o yok artık. Onun yerine biz ne diyoruz? Bugün içim çok cız etti. Ayşe Hanım'ın söylediği bir şeyden dolayı. Sinan adam döndürmüştü. Ben ona dedim ki sen akademisyensin. Evet. Böyle şeyler yapmamalısın. Sana yakışıyor mu? Şimdi demek ki ülke ocakları böyle bir şeye evrilmiş. Daha evvelden en azından 90'larda, 80 öncesi ayrı hikaye ama en azından 90'larda ülke ocakları MHP emredince yapan bir yer değildi. Zaten bütün o kongre sürecinde yaşadığımız patlamada esasında o güçler ayrılığının bir neticesiydi. Şimdi başka bir şey görüyoruz. Şimdi az önce Alaaddin Bey şeyi kullandı, fotoğraf metaforunu kullandı. Ben de aynı yerden devam edeceğim, aynı metafordan devam edeceğim. Şimdi yaptıkları şey ne, mahkemedeki bu üç günlük hakikaten insanların akıllarıyla dalga geçen, alay eden performansın yapmaya çalıştığı şey mevzuyu, kadrajı daraltarak ve olay anındaki bazı şeylere yalnızca fazla yaklaştırarak fotoğrafı hululaştırmak. Doğru mu? Çünkü biraz açıldığında kadraj, biraz geriye çekilmeniz gerekir. Az önce benim yapmaya çalıştığım gibi biraz geriye çekilmeniz gerekir. Geriden baktığınızda kadraj kalabalıklaşacaktır. Daha fazla öğe, belki daha fazla kişi, daha fazla hikaye girecektir kadraja. Onlar arasındaki ilişkiler de netleşecektir. Onlar da görünürleşecektir. Şimdi istemedikleri şey bu. Ve bence şöyle bir taraf var. Ben biraz hani susurluk dedin Göksel. Azıcık o dönemi de hatırlıyorum. O dönem Yeni Yüzyıl'da gazetecilik yapıyordum. Ve MHP'nin daha... Alparslan Türkeş hayattayken MHP'nin en büyük belalarından bir tanesi aha bu gene geldi. Yani iddia ediyorum ki 80'lerin ortasından itibaren MHP kendisini yükselmekte olan İslamcılığı dengeleyecek bir yerli milli güç, öz yerli milli güç olarak tarif etmeye başlamıştı. Sekülerleşiyordu, BBP ile ayrılığı biraz hani öyle anlayabilmek belki mümkün, öyle bakıldığında anlaşılır görmek mümkün Muhsin Yazıcıoğlu'yla, daha doğrusu Nizami Alem Ocakları'yla Ülke Ocakları arasındaki kavgayı, o dönemdeki kavgayı. Ve Devlet Bahçeli sanki o noktadan alırmış gibi oldu. Fakat elimizde ne var şimdi? Bir ve aynılaşmış, kendi içinde güçler dengesi olmayan bir yapı var. Susurluk'ta takılınan yerde o bütün o sürecin şeylerinden bir tanesi, sebeplerinden bir tanesi de MHP'nin kendisini Susurluk gibi süreçlerde görmek. Şöyle söyleyebiliriz. Esasında MHP normalleşmeye çalışıyordu diyelim. Türkiye'leşmeye çalışıyordu, normalleşmeye çalışıyordu 90'larda. Öyle bir politika vardı. Ama iflas etti. Yani olmadı şeyde değil. Hatta dediğim gibi 2000'lerde MHP
Nin muhalefette olduğu dönemde insanların görmeye çalıştıkları manzara da esasında orada yola çıkılan, orada başlanan bir yolculuğun sonuçları gibi görünüyordu. İşte hatırlarsınız, hatırlarsan şey denirdi, işte sarımsak yemeği yasakladı, beyaz çorap giymeyi yasakladı falan gibi. Hakikaten beni benden alıyordu çünkü bir yapıyı hiç tanımamak anlamına geliyordu. Bütün bu çok... aşağılamak anlamına geliyor. Evet, yani hem tanımamak hem aşağılamak. Çünkü MHP sınıfsal olarak baktığınız zaman da köylü, işçi ve memur çocuklarını görürsünüz. Kolay kolay esnaf çocuğu da görmezsiniz MHP'de ve ülke ocaklarında. Dolayısıyla o yapının, o sınıfsal durumun da aşağılandığı bir vaziyet vardı orada. Şimdi bu patlıyor. Az önce Alaaddin Bey'in seslendiği MHP'li şeylerin kanaat önderlerinin zannediyorum görmekte bir hayli geciktikleri mevzu da bu. Çünkü şimdi şöyle bir şey ilk defa oluyor. Biz burada görüyoruz ilk defa. Bir kadın, ülkücü bir kadın, kendisinin de oradan geldiğini söyleyen bir kadın, belki de örgüt içinde gerçekleşmiş, onun kanaatine göre kesinlikle örgüt içinde gerçekleşmiş bir infazın hesabını soruyor devlet mercilerinde, yargıda. Şimdi bu ülkücülüğün, MHP'nin üzerine oturduğu patriarkal, Alaaddin Bey muhtemelen töre diyecektir ona, patriarkal evet. Yapının şahit olduğu bir durum değil şimdiye kadar. Bu çok yeni bir şey. İkinci bir şey söyleyeyim şimdi, buraya nasıl gelindi peki? Şimdi muhtemelen çok özensiz bir cinayetten bahsediyoruz farkındaysanız. Böyle gayet sallapati bir şekilde işlenmiş bir siyasi suikaste de, bir adi suçsa da gayet salopatik bir şekilde örgütlenmiş. Böyle hani yakalanacaklarını hiç düşünmemişler, yakalansalar bile yargılanacaklarını hiç düşünmemişler vesaire. Ben böyle bir düzenekten bahsediyoruz. Bunu niye yapmışlar? Alaaddin Bey şimdi kızacak belki bana ama buna güvenerek yapmışlar. Ya bu bizim oğlan, nasılsa kimse takmaz bunun öldürülmesine. Kimse düşmez bunun peşine demişler. Şimdi orada sarımsak yasaklanan, beyaz çorap giydirilmeyen çocukların sahipsizliğinden bahsediyoruz şimdi de. Onlar zaten o nedenle oradalar. Bir sahip bulduklarını, bir mecra bulduklarını, kendilerini gerçekleştirebilecekleri, sığınabilecekleri bir yer bulduklarını. Şimdi onlardan birisini kendisi infaz etmiş. Az önce terör dedim, gene diyeceğim. Ben günlerdir izliyorum Sinan Ateş davasını, yeni değil sadece. Mahkeme süreci daha yoğun ama bir hayli zamandır. Çünkü sağ cenahların genç çocuklarına, gençlerine neler yaptığıyla ilgili bir hayli derdim var. Daha çok İslamcıların ama elbette milliyetçi cenahta, milliyetçi cemiyetlerle ilgi alanım dahilinde. Bana bu daha çok kadınlarda gördüğümüz şeyi, kadınlar öldürülürken, özellikle genç kızlar öldürülürken gördüğümüz töre cinayetlerini anlatıyor bir taraftan. Bir meclis kurulmuş, töre cinayetlerini diğer kadın cinayetlerinden ayıran şey nedir? Bir meclis kurulur, aile karar verir ve birisi seçilir. Genellikle o küçük bir çocuktur, az ceza yesin diye ve infaz edilir. Genç kadın. Neden? İstendiği gibi davranmamıştır. Hakkında bir iftira vardır. Leke düşmüştür. Yani mesela adı çıkmıştır mesela. Leke, bu ne demek? Mal olarak, tırnak içerisinde mal olarak, mülk olarak değeri azalmıştır aslında. Öldürür aile. Başkaları niye yaptın dediği zaman da sana neden? Sana ne ya? Benim. Benim mülküm. Şimdi benzer bir vaziyeti burada da görüyoruz. Ne karışıyorsunuz diyor. Mahkemede o yüzden şey dikkatimi çekti. Yani sanıkların ya bu adam da düzgün bir adam değil demeye çalışmaları. Yani gördüğün evet, benim kafalardaki işimi takip ediyordu. Eysa oldu. Sen işte güya neler söylüyorsun vesaire falan, buralara kadar geliyorsun, peşine düşüyorsun bu işin. Düzgün bir adam mıydı ki? Kimse düzgün ya da düzgün değil bir adam diye düşmüyor tabii ki peşine. Çünkü burada biz geniş kadrajla da ilgileniyoruz bir miktar. Yani bu tam da o açıdan Susurluğa benziyor. Yani bu iş bizim içinde bulunduğumuz halin neden bu halde olduğumuzun ayrıca anlaşılmasına, manalandırılmasına hizmet edecek. Belki biz Sinan Ateş vakasını anlarsak başka vakaları da, başka şeyleri de anlayacağız belki. Ne bileyim ben, belki
bir takım siyasi ittifakların anlam ve önemi değişecek birdenbire, değil mi? Yani hani oradaki hikaye elbette bir cinayetin işlenmiş olması ve Sinan Ateş'in cinayetin aydınlatılması vaziyeti, ama bundan ibaret bir hikaye değil, zaten değil, olamaz. Yani eski bir Ülkü Ocakları Başkanı öldürüldüyse, hele sokak öldürülme ortasında öyle infaz edilirse, bu kesinlikle sıradan bir vaka değildir. Şöyle özetleyeyim, çok uzun konuştum, çok özür dilerim. Birincisi, MHP şu anda, doğrusu MHP'nin ileri gelenleri, MHP'ye sahip çıkmak isteyenler olup bitenin farkında değiller. Esasında tıpkı hani şey diyoruz ya, dindar ailelerin çocukları artık dinden vazgeçiyorlar, İslam'dan vazgeçiyorlar. Neden? Aslında AKP'de gördükleri çürümeden de değil, kendi ailelerinde gördükleri çürümeden dolayı vazgeçiyorlar. İllallah diyorlar çünkü. Böyle bir kötülüğü, böyle bir dinden vazgeçirmeyi başkaları yapamaz. Ya komünistler yapamaz, öyle söyleyeyim. Alaaddin Bey de burada. Komünistler yapamaz, bunu başka dinden insanlar yapamazlar, kimse yapamaz. Bunu ancak o aile yapabilir. Hı-hı. Bu kopuşu ancak o aile gerçekleştirebilir. Hı-hı. Şimdi olan şey, MHP'de olan şey de benzer bir şey. Ayşe Ateş'in bugün çıktı, kendisi söyledi işte, yani kocam adam da öldürdü. Ama bu onun cinayetin aydınlatılmaması, onun için adalet istenmemesi anlamına gelmiyor. Ben öldürüleceğimi bile bile, öyle söylüyor, bile bile bunun peşinden devam edeceğim. Çocuklarımı annesiz, babasız kalmış çocuklarımı bir de annesiz bırakacağım. Ama gene de devam edeceğim. Niye yapacağım bunu? Çünkü kopasımdır. Çünkü kopasım var. Çünkü beklenmedik bir şey bu onun içinde. Bir başkası da az önce söylediğim şeyin, hani sağın kendi içine, sağ partilerin, sağ cemiyetlerin kendi içlerine baktığımızda, toplulukların kendi içlerine baktığımızda gördüğümüz bu. Bu nasılsa bizden başkaları kıymet vermez. Bu aslında öz kıymetsizliğin, kendine kıymet vermeyişin bir ifadesidir. Başkaları kıymet verip bunun peşine nasılsa düşmez şeysinin, ne diyeyim, kavrayışının bir tezahürünü de görüyoruz. Bu bütün bu hikayede Sinan Ateş'in öldürülmesinden itibaren bugüne kadar bu hikayenin nasıl şekillendiğinde bütün bunları görüyoruz. Hı hı. Az şey değil gerçekten, kolay şey değil. Bence kalıcı etkileri olacak bu dava bu açısından. Dediğim gibi ilk defa oluyor böyle bir şey. Yani bir kadın çıkıp teşkilatı karşısına alıp yanına teşkilatın belki de düşman olarak bildiği insanları da alıp diyor ki ben adalet istiyorum. Yani belki benim kocamın da yaptığı yanlış şeyler vardı ama ben gene de adalet istiyorum. Bu çok yeni bir şey gerçekten. Peki şimdi senin söylediğin noktadan gene şöyle döneyim Alaaddin Bey size. Ben aynı zamanda şunu da söylüyor, adalet istiyorum derken. Sinan Ateş'in dost bildikleri düşman, düşman bildikleri dost çıktı diyor. Ve Ayşe Ateş de aynı zamanda bu davada, siz de zaten az önce konuşmanın sırasında dikkat çektiniz. Hiç daha önce belki temas bile kurmadığı, dokunmadığı, hatta belki de öfkeyle baktığı bir kesimi şu anda yanı başında görüyor ve kendi de şaşırmış durumda. Siz bu açıdan baktığınız zaman ne görüyorsunuz şimdi? Yani Ayşe Ateş davanın içinden gelen biri, eşi, az önce Ayşe'nin tarif ettiği gibi aslında hani birini rahatça dövebilecek de birisiyken ama bir yandan da çok ciddi bir şeye maruz kalmış durumda. Cinayete kurban gitmiş durumda, eğer doğru bir tanımsa. Siz öyle baktığınız zaman bu iki taraf arasında kendine yer bulmaya çalışan bir Ayşe Ateş ve günümüz Ülkü Ocakları'nı nasıl konumlandırıyorsunuz? Ben öncelikle Ayşe Çavdar Hanım'a, yani günlük magazinin dışına çıkıp sosyolojik, sosyoekonomik, sosyokültürel, sosyopsikolojik analiz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani bu analiz ana fikir olarak buradan film çıkar, roman çıkar, denemeler çıkar. Yani bunu çok önemsediğimi ve arşivime alacağımı özellikle söyleyeyim yani. Ha şimdi dost düşman mevzuna gelince de orada
Sayın Ayşe Ataş oldukça dürüst davranıyor. Oldukça açık davranıyor. Yani şimdi biz nasıl ülkücü hareket dizayn edildiği zaman Yeşil Kuşak Projesi çerçevesinde, yani milliyetçiler vardı, cumhuriyetçiler vardı işlerinde, laikler vardı, liberaller vardı. Ama bir de Türk İslamcılar, bir de İslamcılar vardı. Yani Yeşil Kuşak Projesi çerçevesinde şey yapan ve bir ola ki Sovyetlerin işgaline uğrarsa bir direniş sergilensin günün sonunda. Yani yarı askeri bir yapı, yani hiyerarşik bir yapı. Ve asker şöyle bakar dünyaya, dost kuvvet, düşman kuvvet. Halbuki politika ve siyaset gri alanda yapılır. Uzlaşmalar üzerine yapılır. Yani siz eğer uzlaşırsanız, ben 80 önceki süreçte devrimcilerle oturur konuşurdum, Töpler'ine giderdim, işte Halk Evi'ne giderdim, CHP'ye giderdim. Ya oradaki fanatikler de devrimcilerin benimle konuşmasını yasaklardı. Vallahi ülkücüler de beni hain ilan ederdi. Ya bu nedir, ajanı mıdır, nedir filan. Uzlaşmadan uzak bir kültür, yani de Ayşe Hanım'ın da bahsettiği gibi. Dost ve düşman olarak görüyor dünyayı. Ne yazık ki böyle. Siyah, ama beyaz, yeni nesil, evet. Yeni nesil böyle değil. Yeni nesil analitik düşünüyor. Yeni nesil böyle değil. Yani birçok ülkücü aile tanıyorum. Çocuklarını kaybetmişler. Uyuşturucuya düşmüşler. Başka şeylere düşmüşler. Ama bir kısmı da ya diyor ki sen Arafor musun baba diyor ya babasına. Sen Arafor musun diyor. Beni anlaman mümkün değil. Ben seni anlıyorum da diyor. Beni anlaman mümkün değil diyor. Sen Arafor musun diyor. Yani şimdi bu sosyolojik şeyi de ortaya koyduktan sonra Ayşe Hanım'ın yani yalnız bırakmamak gerekiyor ya. Yani o evet sol falan siyasiler özellikle de bahsettim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu, o ben ilk bir şey yapmıştım, biraz da tepkisel bir şey yapmıştım bir yayında. Ne yapacaksınız, hepimizi mi öldüreceksiniz diye. Sayın Kılıçdaroğlu siyasilerin içerisinde ilk bu işe tepki gösterdi. Çünkü o bir adalet yürüyüşü yapıyor. Hataları vardır, sevapları vardır, doğruları vardır, yanlışları vardır ama o adalet yürüyüşüne de bugün Sinan Ateş davasında durarak devam ediyor. Bir kilometre taşı da oluşturuyor. Yani burada ideolojik de bakmıyor olaylara. Yani böyle 80'den önceki kalıntılarla falan da bakmıyor. O helalleşme kavramı şöyle çıkmıştı. 80 önce ülkücüler Sayın Kılıçdaroğlu'nu kaçırıyorlar, dövüyorlar. O ara bir arkadaşımız diyor ki ya bu seni dövenler helalleşmek istiyor. Helalleşir misiniz? Gelsin helalleşelim. Helalleşme kavramı da öyle çıkmıştı biliyor musun? Ben birebir şahidim yani. Şimdi onun için de şimdi burada Türkiye değişik bir iklime giriyor bakın. Bu değişik iklim için yeni siyasi kadrolar lazım. Yeni anlayış lazım. Yani yeni bir bakış açısı lazım. Biz hala Sayın Bahçeli neye sığındı Kızılcamam'daki şehitlerde? 80 öncesindeki 5000 arkadaşımızı şehit eden. Ya nereye savruldun? Ne oldu? Bari şeye falan git. İskitlere falan git yani. 13.000 bir yıl önce biz bu Anadolu'daydık falan da bir şeyler de yani. O zaman ya. Yani peki bir şey sorabilir miyim? Ben bu noktada MHP'nin kendi içinde ve ülke ocaklarında Sinan Ateş üzerinden bir eleştiri, bir öz eleştiri çarkının işleyip işlemediğini merak ediyorum. Böyle bir şeyin olması mümkün mü? Ya şimdi burası bir ayrışmaya neden olur mu yani? Ya şimdi biz ne diyelim ya, sosyolojik bir şeyiz. Ben kendimden örnek vereyim yani. Eşimle Kızılay'dayız. İşte alışveriş yaptık, kitap falan aldık. Kızılay'dan aşağıya doğru iniyoruz. Sayın Ayşe Çavdar orayı bilir. El ele tutuşmuşuz. Ben bir fark ettim ki karşıdan 3 tane ülkücü geliyor. Ocak Genel Başkanı da bırakmışım. Ya çık bırak elimi demişim. Kadıncağız şimdi ağlamaya başladı. Şimdi biz böyle bir sosyal baskı altındayız yani. Böyle bir oradan ayrıldığınız zaman çok özür dilerim de yani iç çamaşırlarınızda Şişli'de geziyor gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü solidarist, dayanışmacı bir yapı. Yani burayı anlamadan, bu sosyolojisini, bu psikolojisini, bu sosyoekonomik durumunu anlamadan, yani sadece suçlayarak dışarıdan MHP'yi, sadece MHP ve Yük Ocakları'nı toptan suçlayarak onları sadece bir araya getirmişsiniz. Ama tabanda evet şimdi var mı? Vallahi geçen Konya'dan bir çok var da bir arkadaşım işte diyor ki esnaf çok siyasetin içerisinde de değil. Ya 3-5 işte oraya bağlı insan şey yapıyor, onun dışında hepimiz sizin bu duruşunuzu destekliyoruz diyor. Bir tabandan şeyden içten içe bir şey var, kaynama var. Ama bu kaynama noktasına ulaşır mı, ulaşmaz mı, kazan taşar mı, taşmaz mı onu bilemem. Ama MHP'deki esas kavga Devlet Bey'den sonra
kimin genel başkan olacağı kavgasına yöneliktir. Gelelim oraya. Benim bildiğim yapı. Evet. Benim bildiğim bir yapıysa ben böyle düşünüyorum. Yanlış Sinan Ateş, Sinan Ateş bu anlamda kimi yerlerde yazılanlar üzerinden söylenen iddiayı aktarıyorum sadece. Sinan Ateş için bu yanı üzerinde durulan bir iddia var. O da ne? Devlet Bahçeli'den sonra Sinan Ateş mi gelecek? Ama aynı zamanda bir başka şey var. Onu zaten bugün Ayşe Ateş duruşma sırasında da aktardı. Mersin'e dayanan bir başka bir gerçeklikten bahsediliyor. Mersin'de uyuşturucu ağları ve uyuşturucu ticareti üzerinden karşı karşıya gelinmesi ve burada işlenen bir cinayetten sonra Sinan Ateş'in bir hedefe dönüştürülmüş olması. Yani aslında başka bir çark da var içinde. Ya o konuya yani çok konduramıyorum, açık söyleyeyim. Yani bilmiyorum da yani eldeki veriler var mıdır yok mudur. Yani konduramıyorum. Yani olabilir. Ya uyuşturucu ticaretine yani, karşı çıkmış olduğu için deniyor. Yani uyuşturucu ticaretine karışan insanlar MHP'nin içerisinde yer almış olmasına ben inan konduramıyorum. Çünkü bizim zamanımızda Ayşe Hanım da bahsetti Sayın Çağlar. Yani çok sert mücadele ettik bu insanlarla. Hı hı. Yani şeriatı savunanlarla, siyasi ümmetçilerle, Atatürk karşıtlarıyla, Cumhuriyet karşıtlarıyla, mafyayla inanılmaz sert mücadele ettik. Ama hukukun dışına da çıkmadan o sınırları zorlayarak mücadele ettik. Yani şimdi biz yani hiçbir yükücüye yakıştıramam ama varsa böyle bir şey. Yani burada şu kaygıya düşünmemeli. Yani MHP zarar görür. Ya atın içinizden kardeş. Atın içinizden. Bu millet sizi daha çok sever o zaman. Daha çok oy verir, daha çok güvenir. Yani şimdi seçmen açısından bakalım, sıradan seçmen açısından. Ya Ülkü Ocakları genel başkanlığı yapmış kendi arkadaşlarının infazına sessiz kalan bir yapı yarın iktidara gelirse bana ne yapmaz ki diye düşünmez mi? Empati yapıyorum ya. Düşünmez mi? Şimdi oradaki oturan heyet, yani başta Sayın Ataman, İsmet Büyük Ataman, bu çocuk onun elinde büyümüştür. Sayın Selma Hanım da bana söylüyor, onun elinde büyümüştür ablası. Yani neden susuyorsun kardeş? MHP'nin genel sekreterisin sen, neden susuyorsun? Lan istifa et, neyse konuş. Çok özür dilerim, bir lan kavramını kullandım. Yani istifa et. Daha nereye geleceksiniz, ne bekliyorsunuz hayattan? Bu hareket size daha ne be ödesin? Ne ödesin gerçekten? Yani şimdi onun için bizim burada bu adalet arayışına, yani MHP ve Ülkü Ocakları'na doğrudan kurumlara düşmanlık yapmadan doğru bir yol tutturuldu. Adalet arayışında buradaki, evet demin dediniz, bürokrasi, siyaset, mafya. Ya hangi dönem yoktu Türkiye'de? Hangi dönem yoktu? Devlet Bahçeli, biz MHP'den ayrıldığımız zaman Tuğrul Bey'le demeçler verdiler yani o zamanki bakanları kendisi. Mafyayı MHP'yi mafyadan temizliyoruz. Kendisi sonra kimle fotoğraf çektirdi? Eğer ben mafyaysam beni Ülkü Ocakları Genel Başkanı yapan Türkeş. O da mafyacılığa ortak o zaman. Anlıyor musunuz? Yani şimdi biz bu geriye dönük hesaplarla işimiz yok. Türkiye'nin sıkıntıları var. Toplumsal sıkıntıları var. Ekonomik sıkıntıları var. Dış politika sıkıntıları var. Göç meselesi var. Üretimden düşmüş olmasının, biz siyasetçiler olarak ve aydınlar olarak bunlara kafa yormak istiyoruz, bunlara kafa yoralım istiyoruz. Yani kültürel aşınma var, yozlaşma var. Yani dünyada insanlar yani nesnelerin internetini konuşurken biz ya Sinan'ı neredeyse diyecekler ki merminin üstüne atladı, bizim bir suçumuz yoktu, ne yapalım? Bizim mermi oradan geçiyordu, Sinan da üstüne atladı diyecekler yani. En son bana dün bir arkadaşımızla Ankara'dan görüştüm. Diyor ki reis sen çok konuşuyorsun televizyonlarda ama diyor Sinan'ı Ankara'da gezen şey şu diyor. Sinan'ın benden silah alırken o silah orada patlamış diyor, öldürücü darbe diyor. Şimdi geri planda da bu şeyler yapılıyor. Ama görüntü var ve çok net görüntüde her şey. Bir patlama. Ya Ayşe Hanım dedi ya kadraj olabildiğinde daraltılmaya çalışıyor. Yani oradaki kadrajdan yani. Mı söz etti ondan emin değilim. Evet. Ya tamamıyla. Evet. O da dahil olmak üzere tabii evet. Ki. Peki. O zaman son olarak yine Ayşe sana döneceğim. Az önce seni gülümserken yakaladım konuşmanın bir noktasında. Oradan da başlayarak hem oradan alayım hem de o sözünü ettiğin kadrajı da hem belki daha net bir dille duymak isteriz senden. Farklı ve yanlış anlamı olmasın.
O kadraj, o kadrajların olduğunu bilmiyorum. Yalnızca söylemeye çalıştığım şey kadrajı dar tutmaya çalıştıkları. Yani mümkün olduğu kadar dar ve yakından baktırmaya çalışıyorlar ki biz bu olayın başka hikayelerle bağlantılarını görmeyelim. Onlar gayet iyi biliyorlar neleri sakladıklarını, biz bilmiyoruz, görmeyelim diye uğraşıyorlar. Söylemeye çalıştığım, ulaştırmaya çalıştırdıkları manzara bu. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi bu mahkeme dayanışması meselesi biraz bir sitemi de aktarmak isterim. Yani Gark katliamının davası görüldü, bitti ve skandal bir biçimde bitti. Yani gene böyle kimsenin neredeyse suçlu bile bulunmadığı berbat bir şekilde bitti. Ve biz siyasetçileri görmedik oralarda. Yani tek taraflı bu dayanışma biraz. Pek çok davada bunu görüyoruz. Yani Suruç katliamına ilişkin dava süreçlerinde de aynı şeyi gördük. Orada da ölenler bu ülkenin çocukları sonuçta. Pek çoklarının hemfikir olmadığı çocukları olabilir ama bu ülkenin çocukları. Bu hep tek taraflı bir dayanışma. Şimdi işin bu tarafını görüyoruz. Ben öbür tarafını görebilecek miyiz diye merak içindeyim. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bu bir dilek vesaire falan değil. Sadece bir gözlem. Az önce 80 öncesinden ve işte Yeşil Hak Projesi'nden bahsetti Alaaddin Bey. O dağılıyor şu anda. Statüko dağılıyor. Bu mahkemede de, başka mahkemelerde de, esasında Suriye meselesinde de, Gülen AKP, Gülencilerle, Fethullahçılarla AKP arasındaki kavgada da bizim gördüğümüz, o Yeşil Hat'ta kurulan cephelerin kendi içine, kendi içlerine nasıl çöktükleri, o statükosuydu Türkiye'nin. Yani siyasi statükoyu o hat oluşturuyordu. O yüzden bize diyorlardı ki ya sağ, tabii ki sağ, sağ kazanır. Yani niye bu ülkede sol olmaz? Çünkü yani hani o statüko içerisinde solu bir şekilde bertaraf etmişlerdi, ampute etmişlerdi belki de. Ama şimdi oradaki dayanışma tecrübesi kendini başka bir şekilde tezahür ettiriyor. Yani gazetecilerin çoğu o kültürden geliyorlar, sol siyasi kültürden geliyorlar çünkü ve bu dayanışmayı bir şekilde her şeye rağmen bunu bir dayanışma olarak görmeyerek esasında belki de ben de yanlış kelime kullanıyorum. Gerçeği aktarmak. Aynen öyle. Ama gerçeği aramada bir dayanışma. Yani hani şey yanında durma anlamında değil, gerçeği aramada, adaletin tecelli etmesini sağlamada bir dayanışma. Çünkü bu hepimize lazım. Bu yalnızca Ayşe Ateş'e lazım değil, bu yalnızca Ülkücü Hareket'e lazım değil, bu hepimize lazım olan bir şey. Şimdi bu tek taraflı ama bunun tek taraflı olması esasında şeyin hani AKP'nin şeysi vardır ya, bu kültürel hegemonya bilmem ne vesaire falan filan hikayesi. Burada da siyasi meşruiyet meselesi ve aslında kültürel hegemonya onun arka planı denilebilir. O siyasi meşruiyetin hangi kaynaklardan yeniden şekillenmekte olduğunu görüyoruz bir taraftan. Hı hı. O yüzden tek taraflı gibi görünüyor. Ben gene de 10 Ekim katliamın ile ilgili davayı kamuoyuna duyurmakta zorluk çeken avukatların ve yakınlarının, insanların yakınlarının, orada kaybettiğimiz insanların yakınlarının sistemlerini iletmek istedim elbette bütün kamuoyuna ve herkese. Ben biliyorum Medyascope şey yaptı, elinden geldiği kadar gösterdi. Ama bütün bunun, hani bunun böyle olmasında da bir mana var. Onu söylemeye çalışıyorum. O hat 1960'lardan itibaren işte şey yapan, komünizmle mücadele başlığı altında gelen, çeşitli tarikatların, çeşitli derneklerin ve çeşitli mafyatik grupların aynı zamanda. Yani sadece şey tarika, şey dedin az önce, siyaset, mafya, mafya evet, devlet vesaire. Ona tabii, bir de tarikatı eklememiz lazım doğru, esasında. Doğru. o da o yapının bir parçası. O yapıların şu anda çok görünür oldukları ve görünür bir şekilde dağıldıkları, aslında dağılmakta oldukları için bu kadar görünür oldukları bir süreçten geçiyoruz. Gelecek zamanın siyasi meşruiyeti de gerçeği kim arıyorsa oradan çıkacak.
sonuçta. Hani şey deniyor işte, sağda solda bu ülkede milliyetçilik satar. Bu ara milliyetçilik, şu ara İslamcılık güçleniyor vesaire falan filan. Kim ötekinin çocuğuna sahip çıkarsa siyasi meşruiyete o sahiptir. Kim sen kendi, kim bir evdeki komşusunun komşudaki babaya sen çocuğunu öldüremezsin derse onun siyasi meşruiyeti olur. Kim derse bunu. Ve bunu senelerdir kimlerin söylediklerini görüyoruz. O yüzden evet, belki hani şu dönemde böyle inanılmaz içimizi karartacak şeyler oluyor sürekli. Ama bunlar gözümüzün önünde oluyor. Kendilerini saklayamıyorlar. 90'larda kendilerini daha iyi saklıyorlardı mesela. Şimdi saklayamıyorlar o kadar kendilerini. Anında ortada. Bizi umutsuzluğa götüren şey ne? Evet, ortadalar, gözümüzün önündeler ama gereğini yapamıyoruz, değil mi? Yani hani bu korkunç bir şey, korkunç bir çaresizlik. Onlar yapıyorlar zaten gereklerini. Yani statükonun iflas ettiği 60'larda o Yeşil Hak'la beraber, İkinci Dünya Savaşı sonrası esasında kurulan statüko esasında şu anda sonluğunu toplayabilirim. Yani sonluğunu toplayarak çöküyor. Çünkü siyasi meşruiyetini kaybediyor. Alnı secdelilerde, İşte bozkurt işareti yapanlar da bir şekilde kendi çocuklarına yaptıklarıyla, üstelik başkalarının çocuklarıyla değil, kendi çocuklarına yaptıklarıyla siyasi meşruiyetlerini kaybediyorlar. Bu yeni bir şey demeyeceğim ama şu anda iyiden iyiye somutlaşan bir vaziyet gibi geliyor bana. Hı hı. Evet, Alaaddin Bey, ekleyeceğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş programın sonuna geldik. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Vallahi Sinan Ateş mevzusu bir ustura yarası gibi. Bu yaranın izi kalacak ve Türkiye'nin yeniden yapılanmasında dönüm noktası olur. Ama yükücü harekette bir Sinan Ateş olayından öncesi olacak, bir de Sinan Ateş olayından sonrası olacak. Sizin bu söylediğinizden hareketle ben de şunu söyleyerek kapatmak istiyorum. Yaklaşık 4,5 yıl kadar Hrant Dink cinayeti sonrası o duruşmaları izlemiş bir gazeteci. Orada da ilk günlerdeki mahkeme salonunda sanıkların davranış modelleriyle o kadar örtüştü ki gözümde bugün gördüklerim. O kadar aynıydı ki, o kadar pervasız, o kadar umursamaz ve Hrant Dink'in ailesine de aynı şeylerin yapıldığına tanık olmuştuk biz o mahkeme salonunda. Bugün görüyoruz ki yine aynı şekilde Sinan Ateş'in ailesi buna maruz kaldı. O mahkeme salonunda biz gazetecilere yine parmak sallanıyordu duruşmayı izleyen. Bugün görüyoruz ki bizden sonra gelen kuşak, genç kuşak gazetecilere aynı şekilde parmak sallanıyor. Fotoğrafta maalesef çok fazla bir şeyin değişmemiş olması benim açımdan bunca yıl bu süreçleri izleyen bir gazeteci olarak çok üzücü. Diliyoruz, en azından şunu söyleyelim, sonu Hrant Dink davasındaki gibi olmasın. Hiç değilse burada adalet yerini bulsun. Ama önümüzde çok uzun bir yargılama süreci olacağını da görebiliyoruz bugünden. Belki tamam. Tekrar yargılanacağız. Belki. Yani. Evet. Ben de bir şeyle bitireyim. Şişli'de 3 kız yan yana sol literatürü incelerken orada şey yapmıştım. Sabahın bir sahibi var. Sorarlar bir gün, sorarlar diyor. Asla vazgeçmeyeceğiz. Asla mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Evet. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Bir şey söylemek istiyorsan Ayşe galiba bir şey söyleyecektin. Hayır, iyi akşamlar dedim sadece. Peki, çok çok teşekkürler ediyorum yayına katıldığınız için. Evet, bu dava daha yeni başladı. Önümüzdeki süreçte uzun yıllar belki de bu davayı takip ediyor olacağız. Bununla böylelikle Açık Oturum'un 447. bölümünü Sinan Ateş davasına ayırmış olduk. Haftaya bir başka konu ve bir başka başlıkla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.